Türkiye'de oyun geliştirme sektörü son 2 yılda inanılmaz bir gelişim gösterdi. 2 yıl önce Adam Akıllı ismini bildiğimiz 2-3 tane yerli yapımı oyunumuz varken şu anda çok daha fazla Türk yapımı oyunu Steam gibi platformlarda görebiliyoruz. Tabi bu gelişime önce olan bir sürü etken var, örneğin içerik üreticileri. Oyun geliştirmeyle ilgilenenlerin ya da öyle bir hayali olanların mutlaka YouTube'da karşılaşmış olduğu Atom, namı diğer Ataberk Falacıoğlu da bunlardan biri. Oyun geliştirmeyle ilgili bilgilendirici videolarıyla, gerçekleştirdiği game jamlerle ve katıldığı etkinliklerle benim gibi oyun geliştirmeye ilgisi olan çoğu gence yol gösterdi. Ya da oyunlarla ilgilenen neredeyse herkesin tanıdığı Enis Kırazoğlu gibi büyük kanallarda oyunlara olan ilgiyi oldukça arttırdı. Oyunlarla ilgili içerik üreten onlarca büyük kanal ve büyük ihtimalle daha önce hiç karşılaşmadığım benim gibi yüzlerce, hatta belki binlerce küçük kanal var. Bu topluluğa ufak da olsa bir katkı sağladığımı düşünmek ve sektörün gelişimine tanık olabilmek oldukça mutluluk verici. Ve bu videoda da Türk oyun geliştiricilerine ve sektörüne olan umutlarımı tekrardan yeşerten 2 tane oldukça başarılı oyundan bahsetmek istiyorum. İlk oyunumuz tabii ki her oyununa kanalda yer verdiğim Stratera Games'in elinden 12 Nisan'da çıkacak olan Cardboard Town. Her yeni oyununda farklı bir tür deneyen Stratera Games bu sefer şehir kurma ve kart oyunu konseptini bir araya getirmiş. Açık konuşmak gerekirse ben şehir kurma oyunlarını normalde pek sevmem. Ya bir tane bina yerleştireceğim diye gelecekte inşa edeceğim onlarca binayı stratejik olarak planlamak çok yorucu. Bu sebeple de Cardboard Town ile ilgili konuşurken yani pek benim tarzım değil ama güzel oyun yapmışlar derim diye düşünüyordum. Tahmin edebildiğiniz gibi pek öyle olmadı. Cardboard Town düşündüğüm gibi zor ve deli gibi strateji kasmam gereken bir oyun olmadığı gibi beyinsizce binalar koyarak oynayabileceğim bir oyun da değilmiş. Bu oyunda diğer şehir kurma oyunlarında olduğu gibi boru hattı kur, elektrik kablosu çek gibi kimilerinin çok sevdiği ancak benim zekamın fazla yetmediği mekanikler yok. Bina yerleştirirken zorunda olduğunuz tek şey o binayı bir yola bağlamak. Ancak oyunun zorluk mekaniği tabii ki sadece bununla ibaret değil. Binaları yola bağlamak dışında oyunda 4 tane kaynak statımız ve kırmızı alarm denilen mekaniğimiz var. Bu 4 kaynak su, elektrik, güvenlik ve çevre. Yerleştirdiğiniz binalar kaynaklarınızdan bazılarını azaltırken bazılarını arttırıyorlar. Örnek veriyorum, bir çeşme inşa edeceksiniz. 3 su statı kaybedip 2 tane çevre statı kazanıyorsunuz. İnşa ettiğiniz binalar sonucu herhangi bir kaynağınızın değeri -20 olursa da oyunu kaybediyorsunuz. Tamam o zaman hiçbir şey inşa etmem, sonsuza dek oynarım derseniz de o noktada felaket mekaniği devreye giriyor. Ekranın sol üstünde bela ölçer diye bir gösterge var. Bela ölçer her tur bir artan ve 3'e ulaştığında bela, 7'ye ulaştığında ise felaket denilen debufflar veren, kaynaklarınızı otomatik olarak azaltan etkilere sebep oluyorlar. Bu felaket denilen debuffları kaldırmak için memura ihtiyacımız var ve memurları da ancak bina yerleştirerek kazanabiliyoruz. Eğer benim gibi aşırı şanslı ve birazcık da manyak değilseniz oyunu soft lock'a girmesi, yani ilerleyemeyeceğiniz ya da açığından yararlanabileceğiniz bir durumla karşılaşmanız pek de mümkün değil. Oyundaki başka bir dengeleme mekaniği de yerleştirilmesi zorunlu binalar, yani görev binaları. Bu binaların kartları elinize geldikten belirli bir süre sonra yok oluyorlar. Bu kartları yok olmadan oynayamazsanız da 3 kırmızı alarm yeme hakkınızdan birini kaybediyorsunuz. 3 kırmızı alarm yediğinizde de bahsetmeme gerek yok, zaten oyunu kaybediyorsunuz. Ayrıca bu kırmızı alarmlar herhangi bir kaynak değeriniz -1'e düştüğünde de birer tane tetikleniyorlar. Ancak oyunun zorluk dengesi gayet yerinde, yani pek de büyük bir sorun yaratmıyor bu görev kartları ya da -1'e düşünecek kırmızı alarma sebep olma gibi durum. Benim Cardboard Town ile ilgili kötü yönde tek bir eleştirim var, o da oyun ne kadar iyi oynarsanız oynayın eninde sonunda kaybetmeniz. Roguelike oyunlarda genellikle birkaç tane son olur ve oyuncu o sonlardan birine ulaştığında başarılı bir oyunculuk sergilediğini hisseder. Ben bu oyunda onu çok fazla hissedemedim. Bir noktada artık bina koyacak yerim bile kalmamıştı. Yani haritadaki bütün karoları doldurmuştum, her şeyi yapmıştım. Ama buna rağmen oyunu kaybettim çünkü eninde sonunda görev kartlarını yerleştirmem için bir yere ihtiyacım var ve görev kartlarını oynayamadığımda da kırmızı alarm yedim. Hani aslında oyunun sonuna geldim ve başardım, yani oyunun benden istediği şeyi yaptım. Ama maksat bir sona ulaşmak değil de en yüksek skoru yapmak olunca kazanma hissini çok da yaşayamadım. Onun dışında oyunla ilgili yapabileceğim gerçekten öyle kötü anlamda bir eleştiri neredeyse yok. Ufak tefek bug'lar her oyunda olur, onlar yama ile düzeltilir, ancak genele baktığımızda bence çok başarılı bir ürün koymuş ortaya Stratera Games ekibi. Bana da Cardboard Town'da oyun çıkmadan oynama fırsatı verdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum efendim. Şimdi geçelim diğer oyuna. Bu oyun işte asıl benim umutlarımı yeşerten oyun. Bahsedeceğim oyun Pile Up. Belki görmüşsünüzdür, Steam Next Fest'te çokça öne çıkan ve yine Türk geliştiriciler tarafından oluşturulmuş bir oyun. Bu arada bu oyunun da demosu Steam'de mevcut. Denemek isterseniz bedavaya birkaç saat oynayabilirsiniz. Demo olmasına rağmen ben 3 saat falan eğleyerek oynadım açıkçası. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Steam'de oyunların istek listesine alınma sayısı oyunun öne çıkması açısından inanılmaz önemli. Bu yüzden eğer oyunlar hoşunuza gidiyorsa ya da gitmese de ben bu geliştiricilere destek olmak istiyorum diyorsanız oyunları istek listenize eklemeyi unutmayın. Ben şahsen sektörün gelişimini görmeyi çok istiyorum. Her neyse biz konumuza dönelim. Pile Up 2021 yılından beri geliştirilen ve 2023'ün ikinci çeyreğinde çıkması planlanan aynı Cardboard Town gibi bir şehir kurma oyunu. Cardboard Town ve Pile Up janrı olarak birbirlerinin neredeyse aynısı olsalar da oynanışa bakıldığında oldukça farklı oyunlar. Pile Up şehrinizi kurmanız için kendisiyle aynı türdeki oyunların aksine size oldukça küçük bir alan veriyor. Ancak oyunun adından da anlaşılacağı üzere bu binaları üst üste yığabiliyorsunuz. Ve oyunun sizden istediği şey de olabildiğince fazla binayı birbirlerine en doğru mesafede inşa ederek koloninizi büyütmeniz. Neden en doğru mesafede koymanız gerekiyor dedim? Çünkü bir binayı koymamanız gereken bir binanın üzerine koyarsanız şehrin üzerinize yıkılması oldukça mümkün. Ya da elinizdeki bir bombayı yanlış bir yere koyarsanız oyunu hepten kaybedebilirsiniz de. Ayrıca bu oyunda şehrinizdeki insanların mutluluk seviyesi de oldukça önemli. Binaları üst üste dizmeye başladığınız andan itibaren ekranınızın sol altında bir mutluluk ölçeri çıkıyor ve şehrinizdeki insanların %kaçının mutlu olduğunu gösteriyor. Oyuna devam edebilmek için bu yüzdenin belirli bir miktarın üzerinde olması gerek. Başlangıçta bu kritik mutluluk seviyesi denen yüzde 40'a sabit, ancak her turun sonunda bu miktar biraz daha artarak oyunun sonunda 70-75 gibi değerlere ulaşarak işinizi oldukça zorlaştırıyorlar. Bu insanları mutlu etmek için de evlerinin yakınına elektrik, su gibi ihtiyaçlarını karşılayacak özel binaları koymanız gerekiyor. İşte bu binalar jeneratör, gaz tankı, su tankı, park ya bu tarz özel etkileri olan binalar. Örneğin gaz tankı patlayıcı bir bina iken jeneratör tutuşturucu etkiye sahip bir bina. Bu özel etkiler birbirleriyle etkileşime de geçebiliyor. Yani gaz tankının yanına dur bir de şehre elektrik vereyim deyip jeneratörü koyarsanız iki bina etkileşime geçerek neredeyse bütün şehrinizi yok edebilecek patlamaya sebep olabiliyor. Bu sebeple binaları yerleştirdiğiniz yerleri biraz daha iyi düşünmeniz gerekiyor. Yine diğer şehir kurma oyunlarındaki gibi 2 saat mimari planlama yapmanıza gerek yok. Ancak Cardboard Town'daki kadar rahat bir şekilde de yerleştirmemeniz lazım. Ben bu oyunların ikisini de çok yakın zamanlarda, hatta neredeyse ard arda oynadım ve deneyimlerime dayanarak Pile Up'ın bir tık daha zorlayıcı olduğunu söyleyebilirim. Ancak yine de şehir kurma oyunlarını hiç sevmeyip beceremeyen biri olarak ben bile rahat rahat bitirebildiysem oyunu, bence siz de yapabilirsiniz. Eğer nispeten daha zorlayıcı bir şehir kurma deneyimi arıyorsanız Pile Up sizin için daha uygun bir seçenek olacaktır büyük ihtimalle. Bir de bu oyunla ilgili ekstra bir bilgi vermek istiyorum. Bu oyunu yapan kişiler 5 kişilik ve deneyimlerini Game Jam'lerde oyun yaparak kazanan liseli bir genç grup. Videonun başında dedim ya, sektörün bu kadar büyüdüğünü görmek çok harika bir şey diye. Erzurum gibi bir rezalet çıktıktan sonra gerçekten de böyle içimden Türklerden adam akıllı oyun çıkmaz herhalde diye geçirmiştim. Ancak son 2 yılda gerçekten öyle bir gelişim gösterdik ki sektöre karşı bakış açım tamamen değişti. İşte bu yüzden Atom gibi, Stratera gibi içerik üreticilerin kitlelerine yol gösterici olmaları çok değerli bir şey. Yavaş yavaş böyle oyuncu kitlelerinin bir kısmı oyun geliştirmeye olan ilgilerini fark ediyorlar ve sonra Pile Up gibi işte böyle muhteşem oyunlar ortaya çıkabiliyor. Gerçekten bu çocukların böyle başarılı bir oyun geliştirebiliyor olması oyun geliştiricilerin geleceği açısından çok önemli bir gösterge. Next Fest gibi böyle global bir etkinlikte böyle büyük ilgi toplayan bir oyun yapabiliyor oluşumuz, gelecekte kim bilir daha neler yapabiliriz diye düşündürüyor insana. Bir oyuna sırf Türk oyunu olduğu için destek vermek yerine gerçekten beğendiğim için bu oyunlardan gururla bahsedebilmek gerçekten harika bir his. Umuyorum ki bu yolda hızlıca gelişmeye devam edip global çapta isminden bahsettirecek türlü oyunlar ortaya koyarız. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.